Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün bir video çekeyim sizlere. Tabii elimizdeki malzemeleri hepiniz biliyorsunuz. Biraz topraktan, kuştan hayvan çekeyim diye videoya başladım işin gerçeği. 3-5 de bilgi vereyim bu videomda. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar, Avustralop bir tavuğumuz var. Bazı arkadaşlar tabii bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Şu kuyruğunun alt bölümleri tıraş yapılıyor bu hayvanların. Yavru aldım abi, yumurtladı, horozda biniyor ama bir türlü yavru alamadım diyen kardeşlerimize hitaben bu bilgiyi vermiş olayım, paylaşmış olayım. Dediğim gibi içinizde belki de %80'iniz biliyordur ama %20'lik bir pay illaki bu olayı bilmiyordur. Horozunuz tavuklara sağlam şekilde binip eşliyorsa muhakkak ki arka bölgelerini tıraş yapmaya çalışın. Aynı zamanda tavuk ve horozlarınızın özellikle bu yaz dönemlerinde o bölgelerinde böcekler birikir arkadaşlar. Bunu temizlemesi de gerçekten çok güç olur. O yüzden hayvanlarınızı günlük bu şekilde muhakkak ki kontrol edin. Nedir ne değildir bakın. Bu siyah bir avustralop arkadaşlar. Elimizde şu an bunun yavruları var. Birazdan onların yanına da gideceğim, zaten bilen biliyor. O hayvanlar da yumurta verimi çok yüksek oluyor. Yani o yüzden her kümeste bence olması gereken bir hayvan. Burada görmüş olduğunuz da tintet diyebilirim. Bunu artık neyle melezlediler tam bilmiyorum ama bu iki tavuk da ne zamandan beri guruk arkadaşlar. Bir türlü yatmadı. Sen niye yatmıyorsun kızım? Ha? Senin derdin ne? Ama aşırı yumurtacı bir hayvan, onu söyleyebilirim. Sandy diye de geçebilir bu hayvanlar. Çünkü üzerinde bakın dümdüz beyaz değil. Sıplas desenleri var. Yani farklı renkler var. Beyaz kulaklı yine. Ama dehşet derecede de yumurta verimi var. Şöyle söyleyeyim. Bana göre Atax'tan da Lohman'dan da daha fazla yumurta verimine sahip ve bir tık köy tavuğuna daha yakın. Öyle söyleyeyim. Normalde köy tavuğu diye bir ırk yoktur ama köy tavuğuna yakın bir hayvan. Avustraloplar ise hem et hem yumurta kombinesi için kullanılması gereken. Zaten laboratuvar ortamında da 365 tane yumurta yaptırmışlar bu tavuklara. Avustralya kökenli bir hayvan. Yani şahsen ben evimde hangi tavuk ırkını besleyeyim diyen varsa avustralop ırkını muhakkak ki beslesinler. Bahçemizi belledik arkadaşlar. Biraz da gübre attık. Buraya artık sovan movan, roka, pırasa, artık marul, öyle şeyler ekeceğiz. Diğer hayvanlar yanına doğru şöyle yavaş yavaş yürüyeyim. Bugün Ahmet'in tavukları Arif Adnan Akdemir kardeşimizin çiftliğine gidecekti. Bana da nispet olsun diye video atıyorlar. Pardon, resim atıyorlar. Bize tabii şu an mesafe uzak olduğu için gidemedik ama onlar birbirine çok yakınlarmış ama birbirinden haberleri yokmuş. Ben de dedim oğlum gidin işte atın video izleyelim hep beraber derken abim avustralopları buradan almış. Kesin şu yan tarafa taşımış onları. Bu arada bu video sizi çok sarmayabilir biliyorum. Buradan çıkıp da Arif Aktan, Adnan Akdemir'in ya da Ahmet'in tavukları kanalına giderek oradan videoları izleyebilirsiniz. Ben merakla bekliyorum nasıl bir video çektiler. Ahmet'i kesin kuğuya parçalatmıştır Arif. Ben Arif'i çok iyi tanıyorum. Evet, avustralopları abim oradan bu bölmeyi almış. Muhtemelen yakın zamanda da şu yan bahçeye salacak. 1 artı 1'den bu kadar yavru üretti arkadaşlar. Onu söyleyeyim, yani elinize öyle 5-10 tane hayvan yapmaya sakın ola uğraşmayın. Ben iyi bir hayvan elde edeceğim derseniz piyasadan çok kaliteli bir dişi bir erkek ya da iki dişi bir erkek alarak böyle sürü üretimi yapabilirsiniz. Bu sene kendi hayvanlarımızdan dediğim gibi kuluçka makinesinin talihsizliğinden dolayı aşırı bir üretim yapamadım. Yani bir sürü hayvanımız vardı ama yapamadık. Olmayınca olmuyor. Abim ufak bir 30'luk kuluçka makinesiyle cayır cayır üretim yaptı diyebilirim. Size de onu tavsiye ederim. Şuraya bir girelim bakalım. Bu ağalar ne yapıyorlar? Vallahi hayat size güzel ha. Yemin ediyorum özendiğim hayatı yaşıyorsunuz. Yediğin önünde, yemediğin arkanda ha. Maşallah seni. Bunlar bir de gitgide bize alıştılar. Sevimli bu hangisi? Bu oğlan mı? Ya sen benim bağcımdan ne istiyorsun be? Ha? Sen ne anlatıyorsun be abi? Ha, gözünü sevdimin, tipini yedimin. Dişleri de çıkmış ha, bak bak. Aman.
Valla arkadaşlar hangisi lan o? Ha şurada yatan değil. 2, 4, 6 oğlum. Nerede ötekisi? Bu mu değil? Ha şu. Bu. Bak bu teki ayıracak olduğumuz yavrumuz bu arkadaşlar. Anladı zaten kendini. Kasıldı. Ne yapıyor şimdi? Dişler acıtıyor ha. Yahu çok güzeller maşallah, nazar değmesin. Günde dünkü sağım arkadaşlar, dediğim gibi 3 tane keçiyi sağdığımızda tam net 3 litre süt çıktı. Ortalamada 3-4 litre de bu yavrular muhtemelen emiyordu. Yani günde 6-7 litre çok rahatlıkla 3 keçiden süt alabiliriz. Ama önemli olan da tabii bunlarda stres atabilmek. Şu yavrumuz dediğimiz gibi teki olarak ayıracağımız, onun boynuzları yok. Yani bunların hepsinden boynuz çıkmış. Ya ne istiyorsun? Al. Oğlum ısırıyorsun. Allah. Kerataler sizi. Gel. Gel. Bu ilk çıkan. Bunlar ikinci doğanlar. Şunlar en son doğanlar ama hepsini geçtiler bak diyebilirim. İkisi de bak küpeli. Altta boynun altında küpeler var. İkisi de bomba gibiler maşallah. Şu kısa kulaklığı nasipse kendimize ayıracağız arkadaşlar. Tavşan ve kazın durumu bu. Bunlara birazdan su verelim. Ben yeni geldim. Ne oldu? Kazlar tavuklara göre çok hızlı büyüyor. Tavşanın yine baba olmasına bir 5 günü falan var. 5 gün sonra bunun da yavruları tekrardan olacak. Ne oldu kızım? Kız mısın, oğlan mısın? Ne oldu? Gel. Gel. Yatmışsın oraya balina gibi. Hadi şuradan su getir madem gelmişsin. Yürü. Bak. Oğlum ot değil lan o. Neyse arkadaşlar. Bugünkü video çekmemizdeki amaç dediğim gibi Ahmet'in tavukları ve Arif Akdemir'in kümesine gidecek. Orada bir video çekeceklerdi. Akşama hep beraber gidelim. O videoyu izleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Tavşanları da şöyle bir sizler için kontrol edelim. Bu akşam nasipse Arif'ten civcivler yola çıkacak arkadaşlar. Aksilik olmazsa hepsi muhtemelen yarın gündüzde elimizde olacaklar. O yüzden civcivlerin yerlerini temizlemem lazım. Lan gri olanın bir tanesi nerede ki? Alo Şakir amca. Şakir amca. Açamadım. Ha geldi geldi geldi, tamam. Bazen bulamıyorum onları da meraklanıyorum. Gel. Adamım. Aslan. Maşallah subhanallah. Bir an önce bunların da büyümesini merak ediyorum. Bak geçen kahverengi çekememiştim bak. Bak bu da kahverengi mesela. Bu dişi. Şu arada olan erkek. Onun kafa yapısı tokmak gibi. Tabii erkek olduğunun da biraz faydası var. Öyle söyleyeyim. Bunlar bayağı büyüdü arkadaşlar. Kendini kurtardı. Normalde ben bunları eski kümesleri dağıtmamış olsaydım oraya indirdim. Erkekle beraber takılırlardı. Ama mecburen orayı almam gerekti. Tabii güzel günler bizi bekliyor. Evi komple bitirdiğimizde tadilatını 10 numara bir üretimhaneye inşallah döneceğiz. Şimdi şu civcivleri de bir temizleyelim. Yerlere hazır olsun. Yarın geldiğinde çünkü kırklar elinden gelecek. Uzun bir yol. Sıkıntıya düşmesinler. Şimdi yukarıdaki yavruları arkadaşlar aşağıyı temizleyeceğim böyle. Şurasını zaten temizledim ben. Dezenfekte de etmiştim. Sulunu halledip hemen talaş atıp yavruları da bu bölmeye alacağım. Bakalım. Evet temizliği yaptık. Yeni yerlerine de koyduk. Bunlar zaten bayağı büyüdü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İçinde bir tane blue kolombiyan vardı. Geri kalanı zaten beyaz siyah kolombiya. Light brown'lar
yerlerini temizledim. Şu sulukta bir sorun var, çözemedim. Olmazsa yenisini bağlayacağım ama bir yandaki çalışıyor, oradan idare edecekler. Yemlerini de verelim. Bu arada şunu ben hep yukarıya açılır yapmışım. Yemin ediyorum bir gün kafama düşecek ama ne zaman düşer bilmiyorum. Şöyle yemlerini de koyduk muydu? Tamam. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Mükemmel. Bir tek şu yavrunun bileziğini takmam gerekiyor. Onun daha zamanı var. Bir 15-20 gün sonra takabilirim. Dediğimiz gibi bir tane Blue Colombian'ımız var. O hep aralardaymış. Gözüme hiç çarpmamıştı. Temin tek tek ayırırken denk geldim. İçinde 2 tane sultan yavrumuz var. 4 tane gold pramamız var. Keklik dantelli. Geri kalan da zaten avustralop kırma melezleri. Bunlar da içinde lavanta rengi bile çıkmış. Nerede lan o? Ha baba. Bak lavanta avustralop üretimi bile yapılabilir yani öyle söyleyeyim. Çıkmış. Tabii büyüdükçe ayak renkleri falan değişebilir. Ama mesela şu beyazın ayak rengi değişmemiş. Tabii siyah da olmamış da yeşile kaçmış. Ben yani sıkıntı yok. Şimdi yukarıya da temizleyeceğim arkadaşlar. Nasipse yarına yavrular geldiğinde sizler için gelen yavruların bir videosunu çekerim inşallah.